Bu videoda fırtına gibi oyunlardan yıldırım gibi haberler getireceğim size. Haziran ayı oyun duyuruyordur arkadaşlar. Pek çok oyun, pek çok firma yeni oyunlarını bu ay içerisinde duyurur. Bu yüzden de bu aralar sizlere bol bol yeni oyunlardan haberler getiriyorum. Bir süre daha getirmeye devam edebilirim. Bakın mesela şu oyun. Bu bir Kore yapımı. Geçtiğimiz haftalarda ilk videosu çıkan ve bir anda çok ses getiren bir oyun oldu. Oyunun çok ses getirmesinin sebebini görebiliyorsunuz. Yani görebileceğiniz en iyi grafikli oyun olabilir şu an piyasada kendisi. Fotorealistik açıdan muazzam bir seviyeye ulaşmışlar oyunda. Oyunun henüz net bir ismi yok. Proje adı var. Project M diye geçiyor oyun. Yapan firma bugüne kadar MMO oyunlarıyla, mobil oyunlarla uğraşan bir firma. Şimdi de parasını hikayeli bir oyun aktarıyor. Hem de sağlam gözüken hikayeli bir oyuna. Bu aralar şu Asyalı mobil MMO oyunu yapan firmaların pek çoğu böyle hikayeli oyunlar yapma trendine girmiş durumda. Bak bir örnek de bu. Bu da benzer kafada bir firmadan geliyor. Bir başka örnek Crimson Desert. O da çok beklediğim bir oyun. Onu yapan firma da normalde MMO oyunu yapan firma. Hikayeli oyunlara para yatırmak artık Asya'da yeni bir trend galiba. Herkes bir sağlam gözüken oyun yapma peşinde. Bu Project M de bu sağlam gözüken oyunlar arasında. Hatta bu sağlam gözükmeye geçmiş yani bayağı sağlam gözüken oyunlar arasında. Muhteşem seviyede bir gerçekçilik var. Zaten oyunun tanıtımında da bu gerçekçiliğe vurgu yapılıyor. Aktörlerin sahneleri birebir oyuna aktarılmış. Mekan tasarımları neredeyse birebir gerçek halleriyle aynı. Gerçekten çok etkileyici duruyor. Bunu kabul ediyorum. Ama oyun ne? Yani bunu tam anlamadık değil mi? Oyun ne? Grafik güzel de ne oynuyoruz biz? Herhalde Heavy Rain, Detroit benzeri bir oyun çıkacak karşımıza. Çünkü seçimler var. O seçimlerle tuşa basma oyunları eşlik ediyor. Büyük ihtimalle yaptığım seçimlere göre sonuçların değiştiği, hızlı tuşa basma oyunlarının bol bol bulunduğu bir yapım geliyor karşımıza. Şimdi bu grafikler daha anlaşılır oldu çünkü belli ki bu oyun bize çok kontrolü bırakmayacak. Bu sayede de grafikleri arttırmışlar. Büyük ihtimalle animasyon filmi izler gibi izleyip arada karakterleri yöneteceğiz. Ha bu grafiklerle beraber bize böyle oynayabileceğimiz bir oyun alanı da verirse, atıyorum oraya keşfet, buraya keşfet, şuraya çık, buraya gel, şunu ateş et, bunu ateş et falan gibi şeyler ekleyeceklerse o zaman çüş derim. Fakat hiç öyle olacağını zannetmiyorum. Çünkü abi bir oyun size ne kadar az kontrol şansı verirse, ne kadar az özgürlük verirse grafikleri de o kadar iyi yapma şansına sahip olur. Bu kadar basit. Yepgeniş, açık dünyalı, açık uçlu bir oyunun grafiklerini çok çok iyi yapmak gerçekten zor iştir. Ama böyle dar ortamlarda geçen karakterin limitli hareket ettiği oyunlarda grafikleri coşturmak bir o kadar kolaydır. İşi küçümsemek için söylemiyorum. Tabii ki de güzel grafik yapmak her zaman zor iş de nispeten daha kolaydır diyeyim. Çünkü bu tarz oyunlarda oynamaktan çok izlersin ya. İzleyecek olduktan sonra piksel animasyonu gibi grafik de yapılır yani problem değil. Yine de tüm bu batı projelerinin arasından sıyrılarak gelen bir Kore oyunu görmek sevindirici. Hikaye anlatımı oyunun merkezinde olacağı için Kore sinemasından hoşlanan insanların daha bir ilgisini çekecektir bu oyun diye düşünüyorum. Ben mesela o Kore sinemasının etkisini bu oyunda görmek isterim abi. Batı tarafından gelen hikayeleri çokça dinledik zaten oyunlarda. Biraz da böyle Kore draması yaşayalım bir oyunda ya. Şöyle Oldboy gibi, ne bileyim Memories of Murder gibi, Lady Vengeance gibi daha dramatik anlamda etkili bir oyun yapma kafasına girerlerse çok acayip bir şey gelebilir buradan. Çünkü oyuna dair heyecanlanacağım başka bir şey yok benim. Grafikler çok güzel ama limitli bir oyun olduktan sonra o çok güzel grafik çok da bir anlamlı olmuyor. Hikaye önemli biraz da. İlk defa bir oyun için hikaye önemli dedim ama böyle oyunlarda hikaye önemli abi. Ne yapacaksın ki? Hikaye ağırlıklı, full hikaye yani. Oynanışın hiç olmadığı bir oyunda oynanış çok önemlidir diyemem ki. Umarım yanılırım. Çok daha ağırlıklı bir oynanış sunarlar. Yeni Minecraft oyunu Legends. Yepyeni bir Minecraft oyunu geliyor. Daha önce Minecraft dünyasından Minecraft Dungeons çıkmıştı. En son hatırladığım o var benim. O da aksiyon odaklı bir oyundu ama ne oldu lan ona? Sanki çok konuşulmuyor oyun ya. Minecraft'ın bu yan projeleri pek tutmuyor gibi be. Ya tabii ki de Minecraft adını taşıyan her şey belli bir oranda satıyordur ona eminim de. İnternette pek yankısını görmedim ben bu oyunu. Şimdi Minecraft evreninden gelecek yeni bir Minecraft oyunu Minecraft Legends var karşımızda. Videosunu böyle ilk görünce bir afalladım. Tam ne bekleyeceğimi anlayamadım. Bir yandan at üzerinde keşif var. Böyle bir şeyler keşfediyorsun, bir şeyler topluyorsun ama diğer taraftan ordu yönetme olayları da var. Hem strateji yaptığın hem de bir yandan gerçek zamanlı aksiyona girdiğin bir iş var burada. Böyle bir yapı da insanın aklına direkt olarak Bannerlord'u getiriyor. Ya var benzer yapıda oyunlar elbet ama bu tarzda aksiyonla strateji birleştiren en popüler oyun bence Bannerlord. Minecraft'ın da bu oyununda, bu Legends oyununda temel oynanış döngüsü bir tık daha Bannerlord'u anımsatacak hamleler barındırıyor içerisinde. Tabii klasik Minecraft öğeleri de içerisinde barındırıyor. Kaynak toplama olayları var, etrafı keşfetme olayları var, haritayı bir araştırma olayı vardır. Fakat bunların ötesinde ordularınızla böyle düşmanların üzerine gitmek, doğru şekillerde düşmanları geriye püskürtmek var, üst basma olayı var, kendi üstünü kurmak var, bir de rakibin üstünü basmak var. Bunlar dışında oyun hakkında henüz çok bir detay yok ama yakında detayları serilir önümüze bir bakarız. Belki Minecraft sevmeyen oyuncuyu bile kendine çekecek bir yapı barındırır içerisinde. Yeni Saints Row oyunundan video. Diğer oyunlara geçmeden önce internet kullanan herkesin katılım göstermek isteyeceği bir olaya değineceğim. Videomuzun destekçisi TürkNet'e bir parantez açacağım. TürkNet'in artık kullanıcıya vaat ettiklerini herkes biliyor. İşte bugün Türkiye'de taahhüt istemeyen, öyle 24 aylık sözleşmelerle sizi boğmayan ve sabit fiyattan altyapısını desteklediği en yüksek interneti veren güçlü de bir operatör kendisi. Eğer bir de bulunduğunuz yerde TürkNet Gigafiber varsa 1000 megabit civarı bir internet hızına kavuşabiliyorsunuz. 1000 megabit. Fakat bölgenizde TürkNet'in Gigafiberi bulunmuyorsa, bölgenizin altyapısında o TürkNet Gigafiber yoksa şimdi anlatacağım şey işinize yarayabilir. TürkNet üzerinden gidip ben Gigafiber
Gigafiber istiyorum diye başvuru yapabiliyorsunuz. Bölgenizden ne kadar çok başvuru gelirse Gigafiber'in size gelme şansı da o kadar artıyor. Başvurmak için yapmanız gereken şey basit. Türknet'in web sitesine giriyorsunuz. Ana sayfadaki Gigafiber istiyorum bölümüne tıklıyorsunuz. Oradan Gigafiber istiyorum butonuna tıklayıp karşınıza gelen adres kısmına adresinizi giriyorsunuz. Sonrası zaten Türknet size diyor ki burada Gigafiber yok ya da burada Gigafiber var. Eğer yoksa karşınıza çıkan minik form ekranında gerekli bilgilerinizi girip tekrar adresime Gigafiber istiyorum dediğiniz gibi talebinizi oluşturmuş oluyorsunuz. Böyle bölgenizde başka 1 megabit civarı internet isteyen insan varsa böyle komşularınızla falan bir araya gelip koordine olup buradan talep oluşturabilirsiniz. Talep sayısı arttıkça Gigafiber'in size gelme şansı da artıyor, haberiniz olsun. Yeni Saints Row oyunundan video. Bu yeni Saints Row için çok heyecanlı oyuncu yok gibi aramızda ya. Ama seveni de çok, onu da biliyorum. Fakat seveni çok olmasına rağmen oyunla ilgili yayınlanan videolar hiç ilgi çekmemiş gibi geliyor. Hani aranızda kaçıran varsa, Saints Row'dan ne geldi ne gitti bilmeyenler varsa şu yeni videolarına beraber bakalım isterim. Oyunun yayınlanan videolarına ilk dikkatimi çeken şey şu aksiyon tarafının bu RPG aksiyon oyunlarındaki gibi olması. Hani düşmanların üzerinde can barları var ve düşmanları öyle headshot attığınızda tak diye öldüremiyorsunuz. Büyük ihtimalle düşmanların bir seviyesi var. Senin de bir seviyen var. O seviyeye göre düşmanla çatışıyorsun. Cyberpunk ve Division'da örneğini gördüğümüz sisteme benzer bir sistem. Ya bu sistem bu oyuna kötü ya da iyi olur demiyorum. Sadece enteresan geldi Saints Row'un böyle bir şey seçmesi. Bu aksiyona bağlı olarak oyunda ciddi anlamda silah çeşitliliğimiz de var. Fantastik silahlarımız zaten var. Saints Row'da olmazsa olmaz. Fakat mevcut silahlarımızı da farklı şekillere sokabiliyoruz burada. Normal bir pistolü alıyorsun mesela, seri ateş eden bir şeye çevirebiliyorsun. Hani mini mini modifikasyon imkanları verilecek. Onun dışında oyunun görsel havası da bana hiç fena gelmedi. Tabi böyle hani görünce dibimizi düşüren cinsten değil ama Saints Row 4'e göre seviye atlamış net bir şekilde belli. Sokakta yürümek, etraftaki NPC'lere bakmak falan hoş duruyor yani. Sadece şu popin olayı çok can sıkıcı gözüküyor. Böyle çimlerin yerden pıt pıt bitiyor olması bir can sıkıcı. Ama günümüz oyunlarının pek çoğunda olan bir şey ve Saints Row'un da bunu teknik olarak çözebileceğini pek zannetmiyorum. Hani bu erken aşamadan bir videodur. Oyunun full sürümünde bunu çözerler. O bana pek gerçekçi gelmiyor abi. Çünkü oyun 23 Ağustos'ta çıkacak. Hani şunun şurasında bir şey kalmadı yani. Başka ne var videoda? Farklı tiplerde karakter yapmak var. Bu zaten beklediğimiz bir şey. Saints Row'un klasik işlerinden bir tanesi. Çok çeşitli şekillerde farklı tipler çıkarabileceğiz ortaya. Araç aksiyonunu geliştirmişler. O güzel. Bol bol kaçış sahnesi de yer alacak gibi duruyor oyunda. Aracın üstüne çıkıp sağa sola atış etmeye geçtiğim araç içerisindeyken sağa sola şarj edebiliyoruz. O güzel. Burnout oyunlarında gördüğümüz o vardır ya, arabaya vurup onu yoldan çıkartmak. Buraya o eklenmiş. Oyunumuzun olayında bir absürtlük yer aldığı için Just Cause esintileri yaşayacağımız fantastik uçma kaçma işlerimiz de var. Araçtan atlayıp böyle uçup bir anda wingsuit açıp sonra başka bir araca inebileceğiz. Nihayetinde bu oyun bir açık dünya oyunu, o yüzden de açık dünyada yapacağımız pek çok aktivite görevde olacak ama bu açıdan pek bir beklentim yok. Zaten oyunu yakından görenler de açık dünya görevlerinin çok özel şeyler sunmadığını söylüyor. Klasik abi, açık dünyada olan görevler burada da var işte. Git şurayı patlat, git şunu getir görevleri. Tüm bunların üzerine şunu söyleyeyim ama ben ilk defa bir Saints Row oyununu beklerken buldum kendimi. Gördüğümüz şey çok etkileyici değil ama niyeyse bu oyun beni bir çekti ya. Ki ben çok böyle goy goy oyunda sevmem. Mesela Saints Row serisi ve Just Cause serisi hiçbir zaman benim böyle favori serilerimden olmadı. Kötü oyunlardır demiyorum da ben başlarına oturduğumda böyle 2-3 saat oynayıp tamam abi yeter deyip kalkardım genelde. Ama buna rağmen bu yeni Saints Row'da bana hitap eden bir şey var gibi hissettim. Bayılarak oynamayacak olsam da keyif vererek vakit geçireceğim, daha uzun oynayabileceğim bir yapı geliyor gibi. Ama ben böyle hissederken oyunu seven, hani hayranı olan insanların yorumlarına bakıyorum. Felaket! İnanılmaz şaşırdım yorumları okurken çünkü insanlar resmen bu ne, rezillik falan diye böyle saydırmışlar. Neden bu kadar negatif konuşulduğunu hiçbir zaman anlayamayacağım çünkü Saints Row serisiyle bağım zayıf dedim size. Ya ama bu kadar negatif bahsedilmesi gerçekten enteresan ya. İnsanların Saints Row'un hikayesine, lore'una, arka plandaki detaylarına falan bu kadar yoğun bir şekilde korumacı davrandığını bilmiyordum. Bu arada oyunu ilk elden gören basın kuruluşları, bizzat gören basın yetkilileri diyorlar ki Saints Row 2 kadar ciddi bir oyun değil ama Saints Row 3 kadar sulu bir oyun da değil. İkisinin arasında bir yerde duruyor. Meraklısı için Saints Row'dan havadisler bunlar. Ağustos'ta bizzat dener bakar yorumumuzu yaparız. Yeni Resident Evil haberleri. Hiç beklemediğim bir haber gördüm Resident Evil'dan. Bu haberle hem şaşırdım hem de heyecanlandım. Geçen sene çıkan Resident Evil Village var ya, işte o Resident Evil Village'a bir üçüncü şahıs kamera modu geliyor. Normalde FPS olan oyunu bildiğin TPS'ye çevirecekler. Klasik Resident Evil havasına bürüyecekler. Oğlum çok güzel haber lan. Niyeyse ben bu habere acayip sevindim yani. Çünkü ben bu tarz böyle hayatta kalma korku aksiyon oyunlarını FPS oynamaktan hoşlanmıyorum. TPS çok daha hoşuma gidiyor. O yüzden bu haberle beraber gazı aldım. Ben tekrar net oynarım bu oyunu bir daha. Kameradaki bu değişimin aksiyon hissiyatını da değiştireceğini düşünüyorum. Bir tık farklılaşacaktır oyunun havası, temposu falan. Daha değişik bir deneyim sunacağına inanıyorum ya. Bir de hani Resident Evil abi bu. Resident Evil olunca kamera hep böyle olmalı gibi geliyor. Hep karakteri görmeliyiz gibi hissediyorum. Normalde hatırlarsanız Resident Evil 7'ye kadar bu seri hep karakteri dışarıdan göstererek bize kendisini oynattırdı. İlk defa Resident Evil 7 ile serinin ana oyunu birinci şahıs açısına geçti.
Resident Evil 8 dediğimiz Resident Evil Village'de de bu gelenek devam etti. Dedik herhalde bundan sonra Resident Evil artık hep FPS olacak. Ama yok, olmadı. Resident Evil 8'e böyle bir kamera eklediklerine göre bundan sonra Resident Evil 9 geldiğinde orada da herhalde TPS olacak oyun. Ya da hem FPS hem TPS mi olacak acaba? Çünkü ben daha önce böyle bir oyun hatırlamıyorum. Hani FPS çıkıp sonradan TPS açsak denen bir oyun var mı ya? Ya modderlar ekliyor bir şey ama hani oyunun yapımcısının kendisini eklediği ilk defa gördüm. Ya keşke Cyberpunk'a da benzer bir şey yapsalar. Yapamazlar, daha zor Cyberpunk TPS yapmak bu saatten sonra da. Keşke CD Projekt bir sürpriz yapsa, dese ki abi biz oyunu TPS yapmaya karar verdik diye. Bence bu oyun TPS çok akar ya. Ben de abi şöyle bir durum var. Ben genelde oyunlarda third person kamerasını tercih ediyorum. Eğer oyun böyle Doom gibi aşırı hızlı akan bir aksiyon oyunu değilse benim için oyunun TPS olması daha makbul. Neyse, Resident Evil Village ile alakalı bir haber daha vereyim. Oyuna DLC geliyor. Ana hikayenin devamında yaşananları göreceğimiz bir DLC olacak. Oyun tarzı olarak biraz daha psikolojik korku havası vardı bana gösterilen videolar. Bu arada bu da TPS açısıyla oynanacak, onu söyleyeyim. FPS yok burada. Meraklılarının dikkatini çeker, bilgi olarak dursun. Son Resident Evil haberimiz de Resident Evil 4'ten. Remake geliyor ya Resident Evil 4'ün. Ondan çok kısa bir oynanış videosu gösterdiler. Yani bu kadar kısa video gösterilir mi abi yani? Bu hiç göstermeseydin keşke. Çünkü oyunu zaten videosunu gösterdin. Dedin ki bakın biz Resident Evil 4 remake yapıyoruz. Sonra dedin ki oynanış videosu göstereceğiz size. Biz de bekledik oynanış videosu nasılmış, hadi izleyelim diye. 10 saniye bir şey gösterdi. Resmen ayıp olmasın diye koymuşsun kardeşim yani. Hazır değilse, daha elinde materyal yoksa gösterme lan. Boşu boşuna umut verme yani, anladın mı? Hani göstermeyeceğiz. Şu an hazır değiliz de biz de tamam diyelim geçelim. Ama göstereceğiz deyince bekliyorsun ki hani bittik, en azından bir dakikalık bir şey göreyim ya. Neyse, elimizde çok görüntü olmasa da birkaç yeni bilgi var. Oyunun düşmanları elden geçirilmiş bayağı, onu öğrendik. Sıfırdan dizayn edilmişler. Daha farklı profilde tipler göreceğiz herhalde. Bir de oyunun korku dozajının artacağını tekrar altını çizdiler. Ki bu zaten beklediğim bir şey. Resident Evil 4'ü çok severim ama yani korku olarak çok iyi bir korku oyunu değil bence. Yani korku dozajı yüksek değil. Daha çok aksiyonun verdiği gerginlik var oyunda. Aman ölecek miyim, ölmeyecek miyim, indirdiler mi, indirmediler mi? Yani genel bir korku havası çok almıyorsun oynarken. Bunda o havayı arttırmak için ne yapacaklar? Göreceğiz. Bu bilgilerle beraber dedikleri şey şu işte. Biz bir remake yapıyoruz, bunun hakkını vereceğiz. Merak etmeyin falan diyorlar. Aman görüntü yok. Bu görüntü alma olayına sinir olduğum bir şey daha örnek vereyim. Capcom geçen gün bir konferans yaptı. Zaten Resident Evil 4'ün bu 10 saniyelik videosu da orada gösterildi. Bu konferansta, hadi konferans değil de sunum diyelim. Yeni oyunlarını gösteriyorlar teker teker. Şimdi ne bekliyorsan bir izleyici olarak, yeni bir oyun gelecek, gösterilecek ve sonra diğer oyuna geçilecek, değil mi? Böyle bir beklentim var. Oturdum izliyorum. Dragon's Dogma geldi ekrana. Dragon's Dogma'da artık devamı beklenen, yenisi gelse de oynasak dediğimiz oyunlardan biri. Hayranları bekliyor hala da. Sunan kişi de bir şey söyleyecek diye bekliyorduk. Nerede biliyor musun? Dragon's Dogma 10. yılını kutluyor ve bunun için özel bir video yaptık. Videoyu 3 gün sonra paylaşacağız. Görüşürüz. Lan kardeşim, oğlum bunu niye yapıyorsun? O zaman niye sunuma geliyorsun lan? Ya oğlum böyle garip saçma bir şey olabilir mi ya? Sen diyorsun ki yeni oyunları göstereceğiz. Gelin, geliyoruz. Geldiniz mi? 3 gün sonra göstereceğiz lan oğlum, o zaman hiç bahsini açma. 3 gün sonra göstereceğim. Niye 3 gün sonra gösteriyorsun? Bu kadar önemli mi yani? İlla ayın 16'sında mı çıkması lazım o videonun yani? Ne fark eder? Göster lan işte şunu. Ben anlamıyorum yani. Enteresan geliyor. Kojima oyun yapıyor. Metal Gear serisini bize getiren, Death Stranding'le tartışmalar yol açan, oyun dünyasının çılgın adamı Kojima Xbox'la anlaşmış. Kendisi Xbox'ın sunumunda yeni bir oyun yaptığını açıkladı. Detay falan vermedi. Dedi ki merhabalar, hoş geldiniz, ben yeni bir oyun yapıyorum ve bu oyunun hep hayalini kuruyordum. Hayalini kuruyordum da sanki sen tüm oyunlarına aynı şeyi söylüyorsun Kojima. Yani ben Death Stranding için de böyle söylediğini hatırlıyorum sanki senin hayalini kurduğum oyun diye. Çok görülmemiş bir konsepte oyun yapacağını söylüyor. Bir de Xbox'ın bulut teknolojisi sağ olsun gibi bir laf etti konuşmasında. Bulut teknolojisinin verdiği güçle falan bir şeyler yapacağımı ima eden şeyler söyledi. Bunu tam anlamadım. Bulut teknolojisinden faydalanıp daha önce yapılmamış bir şey yapmakla alakalı benim hatırladığım bir oyun var. Bu örneği veren, biz de bulut teknolojisini kullanıyoruz diyen. O da Crackdown 3. Müthiş bir fail olmuştu Crackdown 3'te. Aklıma niyeyse o geldi. Tabii Kojima öyle acemi bir hataya düşmez diye tahmin ediyorum da bir anda çağrışım yaptı o iş. Ama konuşmasında kurduğu 3 cümleden birinde bulut teknolojisi sağ olsun gibi bir laf edince insan değişik bir şey geleceğini düşünüyor. Daha önce görmediğiniz bir konsept demesi de merakımı gıdıkladı yani. Death Stranding'de de aslında benzer bir şey yaptı. Daha önce görmediğimiz bir konseptti bu. Herkesin seveceği bir şey olmadı sonunda ama değişik bir şey denemişti. Bakalım burada nasıl bir şey deneyecek. Başka oyunlardan da bahsedeceğim. Bu videoda yer alan oyunlar aslında geçtiğimiz haftalarda çok dikkat çeken oyunlar. Benim de bizzat yakın ilgimi çeken oyunları derlediğim bir video olsun istedim. Fakat bir sürü bağımsız oyun, bir sürü farklı oyun daha duyuruldu. Hatta bunlar arasından dikkatimi çeken ama çok bahsi geçmeyen oyunları da derleyeceğim bir ara. Gözden kaçmasın tarzında olacak. Çünkü çok değişik kafada oyunlar vardı ama
onları bu videoyu sıkıştırıp videoyu böyle hani garip bir hale sokmak istemedim. Neyse önümüzdeki günlerdeki diğer videolarda tekrardan görüşürüz. Hoş. Aa şey de söyleyeyim. Starfield. Starfield'dan yeni detaylar geldi. Daha önce videomu seyrettiyseniz eğer orada bahsetmiştim. Bazı soru işaretlerim var demiştim. O soru işaretlerimin büyük çoğunluğu giderildi. Oyunda çok fazla diyalog olacağı söylendi. Oyunda böyle hani kesintisiz bir uçma olmayacağı söylendi. O videoda konuştuğum gibi abi. Gezegene inme olayı yokmuş. Gezegene inerken ara sahne olacak. Gezegene ineceksin lök diye yani. Hani öyle No Man's Sky gibi pat diye indim gibi bir şey söz konusu değil. Görmüş konumda paylaşayım dedim. Belki merak edenler vardır. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.